Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Sprelebis yapacağız. 3.1'de biliyorsunuz ki Sprelebis yenilendi. Ona bir göz gezeceğiz. Daha doğrusu ben yaptım. Onun üzerine bir voiceover yapacağım. Bir dublaj yapacağım. Neler yaptık? Onlardan bahsedeceğim size. Bu videoda bir challenge'ımız var. Challenge'ımız da şu. Benim iki tane sevdiğim Electro Main DPS olan Sino ve Raiden Shogun'u kullanacağız. Katın bir tarafında Main DPS olarak Sino, diğer tarafında da Raiden Shogun kullanacağız. Burada itemlerini gösteriyorum. Şundan bahsetmek istiyorum ki Raiden Shogun'un itemleri çok daha iyi. Çünkü Raiden Shogun'u hani aylardır kasıyorum. Sino'ya elimde olan Thundering Fury'leri verdim, yani öyle çok iyi bir seti yok. Oranları falan da daha kötü. Raiden Shogun'un item olarak avantajı da kendi mızrağı var. Sino'da Primordial Jade var. O yüzden tam doğru bir kıyaslama değil ama hissettirdiği tat olarak bir deneyeyim diye en doğru yerin Sprelebis olacağına karar verdim. 9. ve 10. katları hızlıca geçeceğiz. Videoya şeylerini koydum mu? Bölümlerini koydum. Oradan isterseniz 11. ve 12. katı görebilirsiniz. Nasıl yaptığımı, nasıl şeyler yaptığımı görebilirsiniz böylece. 9. kat ve 10. katta zaten zor bir şey yok. Zıbam zıbam diye vura vura ilerliyorum yani. Herhangi bir göreceğimiz şey yok. 3 kat hızlandırdım zaten videoları. Vura vura gidiyorum yani. Herhangi bir şey yok orada. Birinci kata geldik. Şimdi 11. katta şöyle sıkıntılar var. Biliyorsunuz işte bu ortada bir tane direk var. Monument var. Onu korumaya çalışıyoruz. Açıkçası benim için çok sıkıntı olmadı çünkü Venti ve Kazuha olduğu için rahatlıkla vura vura gene ilerledim. Venti ve Kazuha yani oyunun bu tip bölgelerinde cheatleri gibi ama yani Sucrose'da da gayet işe yarayan takımlar yapabiliyorsunuz. Yani bir tarafı Sucrose'da yapıyorsunuz falan. Zaten önceki videolarımda sadece 4 yıldızlarla bitirdiğim videolarda
Sucrose ve Ningguang'la yapmıştım. İşte Sucrose'la bir tarafta toplayarak yapıyordum. Diğer tarafta da Ningguang'la koruyarak yapıyordum. Şimdi bu seferki challenge'ımız sadece 4 yıldızlarla yapmak değil. Önceden öyle bir challenge yapmıştık ama bu seferki challenge'ımız Raiden Shogun'la Sino'yu main DPS olarak iki tarafta kullanıp hem benim ne düşündüğümü bana anlatmak, yani benim onu hissetmem, hem de genel olarak size bu iki karakterin arasındaki farkları anlatmak. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar, ben çok zorlanmadım bu kısımda. Hatta 12. katın 3. kısmının 2. parçasına kadar neredeyse hiç zorlanmadan tekte geçtim diyebilirim bütün kısımları. O 12. kısma gelince de anlatacağım. Benim buradaki avantajım, yani ben oyuna çok para yatıran biri değilim. Benim bu videodaki avantajım hani oyunu uzun süredir oynuyor olmak. Çok fazla artifektim var, çok fazla karakterim var, çok fazla zımbırık mımbırık var. Bu şekilde elimdeki karakterlerle rahat rahat yapabiliyorum. Sino'yu gördüğünüz gibi Dendro takımına koydum. Dendro işte Agrotev, Quicken falan filan, Agrobait'ına sokunuyorsa artık. Öyle bir takım kurduk. Su elementi koymadım şimdilik. 12. katta su koyacağım. Healer olarak bir tane su koyuyoruz, onu da görürsünüz zaten. Shonli var. Shonli neden? Çünkü healingle uğraşmayayım. Zaten Sino'nun sıkıntısı biraz damage'lere açık olması. O beni biraz sinir ediyor ama yapacak bir şey yok yani. Sino'nun oyun tarzında da o tip şeylere dikkat etmek lazım. Sino'nun gameplay'ini ben açıkçası aşırı derecede beğendim. Şimdi Raiden Shogun benim Sino çıkana kadar en çok beğendiğim karakterdi. Açıkçası hala Raiden Shogun hani en başta diyebilirim genel olarak ama Sino'nun gameplay'i açık ara oyundaki bence en iyi karakter. Çünkü hani ekrana bir şey geldiğinde basmak, işte skill'i hani düzenli sırada kullanmaya çalışmak, skill'in hızlı olması, atak speed'in yüksek olması, animasyonlarının güzel olması. Çünkü biliyorsunuz Genshin Impact ilerledikçe animasyonları da iyi oluyor yani. Eski animasyonlara bakarsanız, atıyorum işte bir Mona'ya bakın, bir Kokomi'ye bakın. İkisi de su DPS'i. İkisi de kitap takıyor. İkisi de 5 yıldız. Arada çok büyük farklar var yani. Bu tip şeylere bakabilirsiniz yani. O yüzden yeni çıkan karakterler daha iyi. Mesela Nilo gelecek. Yani onundaki odayıydı. Nahida gelecek. Onun zaten animasyonlarını gördük diyelim. Hani görmedik de. Hadi gördük diyelim. Siz nasıl gördüğümüzü anladınız. Gördük. Çok güzel şeyler var. Yeni karakterlerin animasyonları her zaman güzel oluyor tabii ki, daha iyi şekilde. Daha iyi hissettiriyor. Ama ikisi de aynı anda gelse tabii gene Raiden Shogun'u seçerdim yani. Çünkü hem Japon karakter, hem işte katana kullanıyor, hem dişicil birey. İşte kimono falan giyiyor ve de tanrı olduğu için benim için daha önde. Ama bu gameplay dinamiğini, hani doğru zamanda E'ye falan basmanın Raiden Shogun'da da olmasını isterdim. Onun dışında da arkadaşlar, yani Raiden Shogun'la ilgili, Sino'ya ilgili şöyle bir sıkıntı var. Raiden Shogun'u enerjili charge kastığımız için, yani ultisi bittiği gibi direkt ultisi geliyor. Raiden Shogun'da neredeyse hiç ulti sıkıntısı yaşamıyorum. Zaten videoda görüyorsunuz. Raiden Shogun'da sürekli ulti atıyorum. Sino'da enerji recharge'ı sağlamak biraz zor. Videonun bazı kısımlarında Fischl kullandım, bazı kısımlarında Yaemiko kullandım falan filan. İkinci bir elektro olmadan yani Sino'yu kullanmak çok zor. Yani Raiden Shogun o yüzden oynarken daha iyi hissettiriyor beni. Ama genel animasyon falan olarak Sino ile oynamak daha böyle güçlü hissettirdiği için Sino ile oynamayı da çok seviyorum. İkisinin de benim için yeri ayrı. Hani burada biraz lafı geveliyormuş gibi oldum. Hani Sino daha iyi diyeceksin de Dante diyemiyormuşsun gibi oldu ama hayır. Raiden Shogun'un enerji içerisinden sürekli ulti doldurabilmesi karakteri sürekli element kullanmanızı sağlıyor. Sino'da açıkçası ulti basarken ben korkuyordum, hani işte ulti bitecek mi, onu ayarlayayım mı, işte şöyle oldu böyle oldu. O biraz zordu benim için. Yani oyunda da ben açıkçası mesela Yomiya gibi, Hu Tao gibi, Ayato gibi E skilliyle elemente dönüşen karakterleri tercih ediyorum. Mesela Raiden Shogun'dan çok son dönemde görmüşsünüzdür. Ben Ayato da seviyorum, Itto da seviyorum, Raiden Shogun da seviyorum. Ama Sino gelmeden önce uzun süre işte Heizo'yla, uzun süre Ayato'yla oynadım. Bunun sebebi de o E'ye basınca elemente geçmesi çok daha rahat hissettiriyor open world'da. Çünkü ultiye basıyorsunuz, elemente geçiyorsunuz. İşte Diluc'dur, işte Raiden Shogun'dur, Sino'dur, bunların hepsi aynı. O ultiye basmayı böyle cimri hissediyorum yani. Çünkü birazdan bir yaratık gelecek ve ultiye muhtaç olacakmışım bir open world'da. O yüzden normal ataklarla uzun süre kesiyorum. Ama
e-skill dolması gereken bir şey değil. Hani bir yaratıktan diğerine giderken açık dünyada doluyor nasıl olsa. O yüzden Yomiya gibi, Hu Tao gibi, Ayato gibi e-basarak geçen karakterleri veya açıkçası Raiden Shogun gibi ultisini hani iki yaratık kesince, üç yaratık kesince dolduran karakterleri daha fazla tercih ediyorum. Ama Raiden Shogun da Open World'da çok hızlı dolduramıyor ultisini. Çünkü iki tane Hirschild kesiyorsunuz ya da iki tane Mithachild kesiyorsunuz. Dolmuyor yani. Daha büyük yaratıklarda falan rahat rahat doluyor. İşte ya da ne bileyim işte şeylerde, domainlerde falan rahat rahat doluyor. O yüzden açıkçası yeni karakterlerin mesela Dehya bekliyorum bildiğiniz gibi. Dehya'nın da E ile skill dönüşümü yapmasını istiyorum. Veya açıkçası bir Yomiya istiyorum yani. Çünkü Ayato oyna oyna nereye kadar? Ayato, yani çünkü aynı karakterlerle sürekli oynayınca sıkılıyorum. Sino'dan da büyük ihtimalle bu ulti şeyi yüzünden bir süre sonra gene Ayato'ya falan döneceğim. O, en azından open world'da oynarken. O yüzden bir Yomiya veya Dehya gibi bir karakterin umarım Dehya E ile element dönüşümü var. Öyle bir şey istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi takımımdan asla eksik olmayan karakterler hani Xingxue ve Bennett. Yani Kazuha ve Venti'yi saymıyorum. Kazuha ve Venti zaten hani oyunun en iyi crowd control karakterleri olduğu için takımda herkesin takımında yer var. Ama Xingxue ve Bennett cidden yani Xingxue ve Bennett'i hangi takıma koysan işe yarıyor. O kadar böyle güçlü karakterler ki, o kadar işe yarıyorlar ki elektrik takımında, buz takımında yani her yerde işe yarıyor Xingxue ile Bennett. O yüzden benim neredeyse her videomda, her bu tip işte güç gösterisi, bir şeyleri kesme, yaratık kesmeli falan filan videoda Xingxue veya Bennett'i, hatta ikisini birden görebiliyorsunuz. Bir diğer kullandığım karakter de son dönemde çok fazla kullandığım Dendro ana karakter. Çünkü Dendro olarak bir alternatifi yok. Hazır buraya gelmişken şu yaratıktan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu yaratıktan dövüşüyorken bu yaratıkta hani buna elektro vurursanız bu yaratık bir süre sonra yatıyor aşağı zaten. Daha hızlı dövüyorsunuz. Size tavsiyem bu yaratığı gördüğünüzde elektroyla vurun kafasına yatsın. Ya zaten çok güçlü bir karakteriniz varsa open world'de de yani world boss olarak kestiğinizde de sprelebise de çok zorlanacağınızı sanmıyorum. Kafasına elektrikle vurunca zaten yat aşağı oluyor. Çok sıkıntı olmuyor. Şimdi biraz daha zaten yatacak. Aynen yattı ve dövmeye devam ediyoruz ora ora şeklinde. Çok bir sıkıntısı yok. Buna ateş falan vurduğunuzda işte o barı falan böyle yatma barı var bunun. Burada yok da herhalde open world'dekinde görünüyor. O boşalıyor falan hani dolmuyor. O yüzden elektrikle işte Dendro ile vura vura böyle yatırabilirsiniz. Asıl önerilerimi 12. katın 3. kısmının 2. kısmında kullanacağım. O zamana kadar boş yapıyorum, beraber muhabbet ediyoruz falan filan. Gördüğünüz gibi bir tane bar çıktı. Onu öyle elektrikle vurunca yat aşağı alıyor yani. Kafa yiyor, yatıyor aşağı. Şimdi arkadaşlar asıl sıkıntılı kısımlara geliyoruz. 12. katın 1. kısmı. Açıkçası ben 12-1, 12-2'de çok zorlanmadım ama yeni tip yaratıklar olduğu için insanlar biraz zorlanabilir. O yüzden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi burada çok sıkıntı yok zaten. Gördüğünüz gibi Kazuha ile topluyorum. Ondan sonra tepelerine iniyorum. Bir daha işte böyle element element derken. Burada craft control. Başlangıçta zaten hani eski yaratıklar zaten Eremit. Hani yeni yaratık ama normal düz insan yaratık. Çok sıkıntı olmuyor. Craft kontrolle yani böyle toplamayla, sucrose'la, ventiyle falan filan rahatlıkla şey yapabiliyorsunuz. Burada da işte samuraylar var. Kiara gibi neydi bunun adı, çok önemli değil. Onlar da ventiyle toplanıyor, toplanmıyordu eskiden. Sonradan ventiyle toplanması geldi. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda gene ventiyle biraz dengesini bozabiliyorsunuz. Kazuha ile direkt toplayabiliyorsunuz. Venti sadece dengesini bozuyor diye biliyorum ama Kazuha rahat rahat şey yapıyor, topluyor. Zaten gördüğünüz gibi Raiden Shogun'a ihtiyaç kalmadan supportların DPS'i ile İşte Kazuha'dır, Xingxue'dır falan filan onların DPS'i ile rahat rahat o katı temizledik. Bu katta da şimdi şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi bu üçgen zımbırtılar var. Bu üçgen zımbırtılarla ilgili şöyle bir şey var. Ben bu kata Yamiko ile başlamıştım ama ondan sonra video bozuldu. Onu göreceksiniz 12-2'de orayı da konuşacağım. O yüzden bir sonrakinde Fischl görünce şaşırmayın yani. Şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Bu yaratıklar görünmez oluyor. Yani bu yaratıklardan iki versiyonu var. Bir küçük versiyonu, şu an dövdüğüm küçük versiyonu. Bir de boss versiyonu. Küçük versiyonda görünmez olunca hani hafif görünüyor böyle hani Harry Potter'daki görünmezlik pelerini gibi biraz görünüyor. Gördüğünüz gibi hani azar azar görünüyor şu anda. Döverken sıkıntı yaşamıyorum. Farkındaysanız elektrik vurdum, Dendro vurdum, yattı aşağı. Bu boss'u için de geçerli ama boss'un da şöyle bir olay var. Boss'u tamamen görünmez oluyor. O yüzden çok sıkıntı yaratıyor. O kısma gelince daha uzun konuşacağımı düşünüyorum ama şimdiden gene söyleyeyim. Bu tip bu üçgen bossların artık algoritim miydi neydi onları eğer ki yatırmak istiyorsanız Dendro artı elektrik vurmanız lazım görünmezken. Dendro elektrik yapınca yatıyorlar aşağı.
Bu yaratıklar da arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yaratıklar open world'da da görürsünüz zaten. Biraz az var ama çok güzeller. Özellikle okçusu çok güzel, bayılıyorum. Bunlar belirli bir cana geldiğinde arkadaşlar, işte erkek olan bir tane kertenkele, kız olan da bir tane kuş summonluyor. Eğer ki summonları kesmezseniz bunlara da işte resistance, damage artışı falan oluyor. Eğer ki DPS'iniz yüksekse direkt kafalarına vurarak öldürebilirsiniz. Kesmekte sıkıntı yaşıyorsanız, çıkarttıkları petleri öldürürseniz, çıkarttıkları summonları öldürürseniz bayılıyorlar. İşte bayılıyorlar ve rahatlıkla daha kolay dövebiliyorsunuz. Ben burada ortaya karışık ne verdiyse vuruyorum ve biraz da vaktim olduğu için açıkçası ulti doldurmak amacıyla hemen de öldürmüyorum. Çünkü bir sonraki kısımda çok daha fazla ultiye ihtiyacım olacak da böyle bir 30 saniye olduğu için rahat rahat ulti doldurmak amaçlı çok da şey yapmadan saldırıyorum. Ama eğer ki çok sıkıntı yaşıyorsanız petlerini de öldürmeyi denersiniz. Petlerini erken çıkartırlarsa petlerini kırarak şey yapabilirsiniz. Şimdi 12'nin ikisinde arkadaşlar diğer katta göreceksiniz. Fischl var. Neden Fischl koydum anlatacağım. Ben sizi ekrana koydum. Video maalesef çekerken bozulmuş. O yüzden tekrar oynamam gerekti ama Yamiko yerine Fischl koymuşum videosunu çekerken. Çok sıkıntı değil bu arada yani. Yamiko, Fischl çok hani aynı işlevi yapıyor. Buradaki ana amacımız zaten DPS'i görmek. Bu arada Yamiko ile şeyi kestiğimde birazdan göreceksiniz. Magu Kenki'yi kestiğimde daha rahat kesmişim. Çünkü ben uzakta da olsam Yamiko'nun taretleri, işte tilkileri vurmaya devam ediyor. Burada da gördüğünüz gibi hani Raiden Shogun'da bir kere ulti açıyor, ondan sonra zaten dağıtıyor. Ama Raiden Shogun ulti açana kadar zaten Kazuha, Bennett, Shinshu gibi bu tip karakterler bayağı DPS yapıyor. Raiden Shogun sadece ortalığın genel temizliğini yapıyor yani, ama büyük şeyleri öldürüyor. O yaratık dışarıda kalmış, aslında içeride olsa çok daha hızlı bitirdik ama zaten temizleyebildiğimiz için genel olarak sıkıntı olmuyor. Gördüğünüz gibi burada aynı deminki videonun devamı ama Fischl var. Neden? Çünkü Yamiko aldığımı unuttum herhalde, bilmiyorum, öyle Fischl koydum. Çok önemli değil, Fischl, Yamiko ikisi de aynı yani benim açımdan bu açıda. Buradaki zaten Fischl'ın da Yamiko'nun da amacı Sino'nun ultisini doldurmak. Açıkçası ben Magu Kenki gibi işte kaçan, görünmez olan, bir sonraki 3. katta göreceksiniz, bosslara sinir oluyorum. Aşırı derecede gıcık oluyorum. Yani çünkü delikanlı gibi savaşalım diyorsun, hop hemen şey yapıyorlar. Dayak, yani dayak yiyince kaçıyorlar. Ondan sonra işte geliyorlar falan filan, sevmiyorum. Biraz sinir ediyor ama burada farkındaysanız genel olarak saldırıları ulti ile dodge'lamaya çalışıyorum. Çünkü Magu Kenki'nin alan saldırıları çok büyük. Olabildiğince saldırıları ulti ile dodge'lamaya çalışıyorum. Çünkü eğer ki sağ tık yaparak dodge'lamaya çalışırsanız çok büyük alana vurduğu için iframe'leyemiyorsunuz. Magu Kenki böyle önüne doğru saldırı yaptığında hemen yanına geçiyorum falan filan. Gördüğünüz gibi burada bir Sino ile bir dayağımızı yedik çünkü atabileceğim ulti yoktu. Barbaram 70 level, yani üzerinde de item yok falan ama gayet iyi heal'lıyor. Çok da sıkıntı olmuyor ve yavaş şekilde Hydro uyguladığı için Sino ve Dendro takımında rahatlıkla yavaş Hydro Applicator olarak kullanabiliyorum. Eğer ki hızlı Hydro Applicator şey kullansaydım, işte ne bileyim Yalandır, Shinshu'dur kullansaydım Aggravate'i, yani Quicken'ı daha az yapacağım için Sino'nun DPS'i düşebilirdi. Shinshu'nun DPS'i onu kapatırdı ama burada hem healer'a da ihtiyacım olduğu için Barbara hem Sino'nun daha fazla DPS yapmasını sağladı, hem de takıma heal olarak destek sağladı. Bu arada Barbara ile heal atarken charge atak yapın, daha hızlı dolduruyor. Şimdi bu kısımda gene önceki videonun devamı aslında bu. Birin devamı. Şimdi 1 ve 3 aynı video. 2 bozulduğu için ayrı video olarak oldu ama hani gene aynı şey zaten, çok merak etme. Burada arkadaşlar yani çok yapacak bir şey yok. Kazuha'm olduğu için Kazuha ile topluyorum. Ondan sonra zaten 20 saniyede 30 saniyede burası bitiyor. Kazuha ile topluyorum. Bütün karakterlerin ultilerini kafalarına atıyorum. Bunları 20 saniyede 30 saniyede rahatlıkla temizliyorum. Benim için çok sıkıntı değil. Sizde de zaten çok sıkıntı olmayacaktır. Ama bu yaratıklarda şöyle bir şey var. Bu yaratıklardan hasar alırsanız ultiniz boşalıyor. O yüzden ulti geldiği gibi atın. Ulti bekletme yapmayın. Zaten Raiden Shogun süpürüyor. Gidiyor yani. Burada da inanılmaz derecede sinir oldum. Yani herhalde şu katı rahat 50 defa denemişimdir. Çünkü görünmez oluyor. Nerede olduğunu bulamıyorsunuz. Sinir oldum. O yüzden burada yapabileceğiniz şeyler var arkadaşlar. Yamiko'nun taretleri. Görünmez olduğunda gördüğünüz gibi, bakın vuracak şimdi.
Aynen vurdu ve elektrik oldu. Şimdi ben ona gideceğim, Dendro ile vuracağım. Yat aşağı olacak. Aşağı yattıktan sonra zaten uzun süre DPS window'unuz oluyor. Ya Emiko'm yok Dante'cim, ya Emiko paralı karakter, fakirim ben diyorsanız Shonli'niz varsa o da olur. Abi Shonli de paralı, ne yaptın sen? Derseniz Lisa'nın E'si de aynı işe yarıyor. Lisa karakter üzerinde 1-2-3 diye sayı bırakıyor hatırlarsanız. O da işe yarıyor. Shonli kalkan açtığında biliyorsunuz diğer yaratıkların defansını düşürdüğü için yaklaştığınızda üzerinde aşağı doğru ok oluyor yaratığın. Yaratığın gene nerede olduğunu buluyorsunuz. Yaratığın nerede olduğunu bulduktan sonra da zaten Dendro Elektro yaptığınızda yat aşağı oluyor. Şimdi benim bu yaratıkla sıkıntım dediğim gibi yerini bulmaktı. Kesmekle ilgili bir sıkıntım yok. Gördüğünüz gibi gene yerini bulamıyorum. Ama hop Dendro ile yat aşağı yaptıktan sonra sıkıntı olmuyor. Yaemiko ama Yaemiko ve Lisa burada çok güzel olacaktır. Lisa'yı biraz kastıysanız burada yani Lisa koyabilirsiniz. Yaemiko yerine gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok sıkıntı yapmaz yani size. Bence gayet şey olacaktır. Zaten üçünde 3 görünüyor. Gidersiniz kafasına Dendro vurursunuz olur. Yaemiko'nun avantajı Yaemiko güzel hasar da sağlıyor yani. Ama Lisa da kasılıysa güzel hasar sağlıyor. Benim buradaki Yaemiko'm çok kuvvetli değil. Hani öyle aşırı kasılı Yaemiko'm yok. Yaemiko'yu zamanında skilllerini 10 falan yapmıştım ama üzerindeki artifekler çok tırıvırı şu an Yaemiko'nun. Çünkü Yaemiko'nun artifeklerini çalıp Sino'ya verdim. Gördüğünüz gibi Barbara gene heal atıyor. Burada heal çok önemli çünkü canım çok gitmiyor ama. Burada Barbara'nın su uygulaması işe yarıyor. Bende şu anda şey seti olduğu için, Thundering Fury seti olduğu için E skill'i geldiği gibi spamlıyorum. Geldiği gibi spamlıyorum. Çünkü reaksiyon yapabilecek Dendro ve su var. Geldiği gibi spamlayarak hızlı şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi daha 20 saniye var. Kestim. Bu boss'taki sıkıntı şey bulmak zaten. Bulunca kesebiliyorsunuz. Bulmanız da bu şekilde yardımcı olmuşumdur diye düşünüyorum. Hani bu bir rehber videosu değildi. Yapabildiklerimi anlattım size. Kendi yaptıklarımı anlattım. Şeyden bahsettim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım işinize yaramıştır veya eğlenmişsinizdir. İyi seyirler. Bay bay.